Bir de çok enteresan şeyi yaşadık. Biz sonradan öğrendik bunu ama. Halil Pazarlama'nın bakkal var biliyorsun, evet. Markete. İşte Oktay şeyin kasanın arkasında durur. Devamlı orada da. Evet. Bu da ya rahmetli Yalçın dikkatini çekmiş geldi bize söyledi. Her çekimde o tezgahın arkasındaki mallar değişiyor. Her hafta mı bakın. Hı-hı. Şimdi atıyorum deterjan koymuş, şeker koymuş, şeyler. Çay koymuş. Meğerse marketin sahibi sponsorluk yapıyor. Bak. Herkese merhaba. Çocukluğunu ve gençliğini 80'lerin sonu, 90'ların başında yaşayan herkes için bir pazar rutini haline gelmiş olan efsane dizi Bizimkilerin efsane oyuncularıyla yaptığımız programlar devam ediyor. Bugün aslında bir dedikoduya son vermek için buradayız. Sevgili Mehmet Gülerbaşlı ile beraberiz. Niye kabul etmedi sizin röportaj teklifinizi diyorlar ama böyle bir şey yok. Mehmet abi de çok iyi bilir. Biz Ocak ayında iletişime geçtik kendisiyle. Ocak ayında kendisi İzmir'de yaşadığı için, biz de İstanbul'da çekimleri yaptığımız için bir türlü bir araya gelememiştik. Hadi bu taraflara gelirken bu sefer aradım. Sağ olsun böyle bir yer ayrıldık. Şu an biz İzmir Sanat'ın arka bahçesindeyiz. Arkamızda Nazım Hikmet var. Bu seriyle alakalı, programla alakalı şöyle bir şey söylemek istiyorum. Elbette kabul edenler oldu, katılmayanlar oldu, kabul etmeyenler oldu. Özellikle 3 isim için şunu söylemek istiyorum. Salih Kalyon, Engin Şenkan ve Sıdıka Şenkan. Ben üçünü hala çok seviyorum. Bu programa katılmamaları benim onlara sevgimi azaltmadığı gibi katılmaları durumunda da belki sevgimi arttırmayacaktı. Hala severek izliyoruz. Ömürleri uzun olsun. Çeşitli sahiplerle katılmak istememiş olabilirler. Bu dedikodulara son verelim. Bir de şunu söyleyeyim. Biz bu programlar yayınlanmadan evvel, Nisan ayında yayınlamaya başladık. Yayınlanmadan evvel insanlara teklif götürdük. Katılmak ister misiniz diye. Hani yayınlandıktan sonra katılmak istemediler gibi bir algı oluşmasın. Bunu kendilerine sorarak da bilgi edinebilirsiniz. Ben lafı çok uzattım. Mehmet Gülerbaşlı'ya da zaten Ocak ayında teklif etmiştik, evet. Değil mi? Ocaktan bu yana zaman geçti. Evet. Nasılsınız hocam? İyisiniz inşallah. İyiyiz. Teşekkür ederim. Beni misafir ettiğiniz için kanalınıza tekrar teşekkür ediyorum. Ben kaçmadım. Gelmeye çalıştım, evet, ama evet. İmkanım olmadı. Bu arada bizimkiler hayranlarına ve dostlarıma İzmir Fuarı'ndan selamlar gönderiyorum. Bahaneyle İzmir'de bir nostalji yaşasınlar istedik. Daha güzel oldu böyle. Evet, çok güzel siz oldu. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Şimdi bizim arkamızda, Mehmet Bey'in arkasında gördüğünüz Nikolay Gogol'un Burun oyunu. Bu sizin tek kişilik oyununuz. Evet. Yeni hazırladınız. Bununla ilgili biraz konuşabilir miyiz? Tabii şöyle söyleyeyim ben. Genelde Gogol oyunlarını tek kişilik yazar. Hı. Bir Deli'nin Hatıra Defteri, Palto. Ve bu oyunları hep tek kişi oynadı. Şimdi Burun oyununu bir tek Van Tiyatrosu'nda oynadılar. 25 kişi oynamışlar. Hı. Aslında Gogol'de hikayeler kahramanları bir kişi anlatır, canlandırır. Genelde budur Gogol'ün hikayelerinde. Ben de Burun'u gördüm. Dedim ki ya şu burnu ben de bir deneyeyim bakayım. Oturdum onu bir oyunlaştırdım. Hı hı. Sahneye uyarladım. 60 dakikalık falan bir oyun. İzmir'de ve illerde, çevre illerde oynamak istiyorum bu oyunu. Şimdi İzmir'de başlayacağım işte. 3 salonda oynayacağım İzmir'de. Nazım Hikmet Kültür Merkezi'nde oynuyorum ayın 16'sında. 26'sında şeyde oynayacağım. Boyoz Akademi'de oynayacağım. Karşıyaka'da. 19'unda tiyatro durağı var Kemeraltı'nda, orada. Sonra da Kasım ve Aralık aylarında da İstanbul taraflarına turne düşünüyorum, bakalım. İstanbul, Bursa, evet. Sakarya, Kocaeli falan yani derken. Yani o tarafa böyle bir çıkacağım bağlantıya, ne kadar bağlayabilirsem oyunları. Bu süreçte yaşadığınız sıkıntılar var mı? Bana biraz bahsetmiştiniz. Özellikle yer kiraları. Salon kiraları çok yüksek. Yani bu sene bayağı yüksek. Tabii onlar da haklı. Elektrikte her şeyde zam geldiği için. Onlar da kendilerine düşünerek fiyatları arttırıyorlar ama
Belediyeler bu kadar zam yapmaya gerek yok yani. Hmm. Tiyatroculara biraz yardım etmeleri lazım. Belediyeler sürekli propaganda yapıyorlar sanatın ve sanatçının yanındayız diye. O eskidendi. Şimdi karşısında mı şimdi? Yetmiyor. Şöyle söyleyeyim, 2018'e kadar biz tüm Türkiye'yi belediyeler vasıtasıyla dolaştık. Hmm. Oyunlarımız satın alıyordu belediye, halka ücretsiz oynatıyordu. Hmm. Bir çocuk bir büyük oyunu oynuyorduk. Rahmetli Urtan Sayıner'le beraber evet. 2013 yılından beri tiyatro yapıyorduk. Urtan vefat edinceye kadar turne tiyatrosuydu. Hatta o 2014'te Almanya'ya gittik. 15 gün Almanya turnesi yaptık. 7-8 şehirde dolaştık oyunu, dolaştırdık oyunumuzu. Sonra Urtan vefat ettikten sonra bir de pandemim geldi. O üst üste pandemiyle uğraşmakta tiyatroyu bıraktık. Şimdi yeni yeni başlıyoruz. İzmir'de oyuncu bulmak da zor. O yüzden ben de dedim ki tek kişilik oyun koyayım bari daha iyi. Oyuncu bulsanız da sorun yaşıyorsunuz haliyle. Turneye gelmiyorlar. Ha. Yerleşik istiyorlar. Genelde ikinci iş olarak görüyorlar tiyatroyu. Yani akşam oyuna geliyorlar, gündüz özel sektörde çalışıyorlar. Tatmin etmiyor tabii, doğru. Şimdi siz İzmir'e ne zaman geldiniz? 2009'du galiba, 2009, değil mi? 2009, evet. Burada yani sanat faaliyetleri şimdi şöyle dışarıdan bakıldığında İzmir'de çok daha yoğunlukla gidiyordur diye bir bakış açısı var da bu konuda bir serzenişiniz var mı? Hani yoğunluk açısından ya da insanların talepleri açısından bir sıkıntı yok, var mı? Yok, şöyle söyleyeyim ben onu. Belediyelerin şehir tiyatroları var. İlçe belediyelerin bile şehir tiyatrosu kurdular yani. Hı hı. Belediye tiyatrosu, yerleşik tiyatro kurdular. Ben de şöyle söyleyeyim, bayağı bir 3 sene oyunculuk eğitimi verdim. Kamera oyunculuk, tiyatro oyunculuğu eğitimleri verdim. Ses, vücut dili ve oyunculuk üzerine 3 ay eğitim yaptırıyordum. Bir ajansta bayağı bir 3 sene oyuncu yetiştirdim. Şimdi sizin kariyerinizde çok önemli bir yere sahip haliyle bizim de konumuz olan Bizimkiler dizisi. Evet. Bizimkiler dizisine bu Davut Usta ve ailesi girdikten bir sezon sonra ya da iki sezon sonra girdiniz. Evet. Diziye Davut Usta'nın yeğeni olarak. O yeğenlik akrabası kardeşinin, öz kardeşinin çocuğu muydu? Tabii. Yani amcam oluyor yani. Şimdi şöyle biraz geriye gitmem lazım. Yani Umur Bugay 1968'de beraber tiyatro yaptığımız arkadaşımızdı rahmetli. Evet. Selçuk Uluergen, Savaş Yurttaş, bayağı böyle Bizimkiler dizisinde oynayan ekipten çoğu arkadaş Umur Bugay'la tiyatro döneminden geldi. Evet. Ve o yüzden de Umur'un ilk dizisi Perihan ablayla başladı biliyorsunuz. Hı hı. Orada Uğurtan Sayıner de oynadı, Ercan Yazgan da vardı, Şevket Altuğ, Perran Kutman. Cihat Tamer de vardı orada. Cihat Tamer de vardı. Full olmasa da böyle girip çıkıyordu, evet, bölümlerde vardı. Bütün hemen hemen çoğu arkadaş Bizimkiler ekibinin bir kısmı oradaydı. Şey bile vardı orada. Yönetmen de Yalçın Yelence'ydi evet, zaten. Evet, Suna Hanım, Latife Saruhan da vardı. Evet, o da vardı. Şimdi sonra Umur telefon açtı bana, ya dedi böyle böyle şey çekiyoruz Perihan ablaya, gel istersen, İzmir'deyim çünkü. Bayağı yoğun işlerim vardı. Bir iki bölüm gel seni de koyalım dedi. Öyle başladık. Perihan abla da ilk bölümde bekçi rolünü oynadım orada işte. İkinci rolünde lokantada geçiyordu hikaye. Sonra Kemal Sunal'ın Yoksul filmi çekiliyordu. Umur hadi gel sana da bir rol verin. Tekrar gittik İstanbul'a. Hı hı. Orada ayakkabıcı Cevdet'i oynadım. Güzel bir şey, handa geçiyordu hikaye. Bayağı güzel bir film oldu. Hala yayınlanıyor. O Yoksul filmiyle ilgili bir şey söyleyeceğim. Bir virgül koyalım şöyle. Geçen seneydi galiba ya da bu senenin başında Yoksul filminin kamera arkasına dair bir video yayınlandı. Vallahi. Onu kim çekmiş olabilir? Çünkü Kemal Sunal şey yapıyor, elinde çay tepsisiyle giriyor. O Yaman Okay rahmetli şey demişti ona. Patrona. Süleyman Bey, bir dakikada bütün çayları dağıtıp geleceksin. İşte ekspres servis geliyor falan, orada birisi sufle veriyor Kemal Sunal'a falan. Yani bir şey gibi, zaman yolculuğu gibi bizi aldı götürdü 1986'ya. Biz orada izliyoruz ve ondan sonra tekrar günümüze dönüyoruz. Onu kim çekmiş olabilir vallahi acaba? Şöyle şimdi, galiba siz de vardınız orada şeyde, kamera arkası. Şöyle görüntüler. Söyleyeyim ben, Zeki Ökten rahmetli oldu. Ya yapımcı yapmış olabilir veya Kemal'in çocukları da yapmış olabilir. Onlar, yok, o görüntüleri çünkü. O görüntüleri bir onların haricinde birileri YouTube'a yüklemişlerdi de şundan dolayı soruyorum. Acaba orada kameraman ya da onun asistan birileri ekstra bir kamerayla çekmiş olabilir mi setten birileri? İnceleyeyim ben onu. Araştırayım bakayım. Yoksulun kamera arkası diye mi geçiyor? Tabii tabii. Yoksul filmin kamera arkası diye geçiyor. Onu bir inceleyeyim ben. İnceleyeyim.
kontrol ettirebilirseniz onu. Yani kim yapmış ben acaba diye. Siz de varsınız muhtemelen o görüntülerde. Ben hani tamamını izlemedim onun ama. Zaten yoksulda oynayanların oyuncu arkadaşlarının çoğu da bizimkilerde devam etti. Güzin Çorağanlar falan hepsi vardı. Evet, orada Cihat Tamer de oynuyordu. Güzin Çorağan da oynadı. Evet. Yönetmen senarist ekibine girdi zaten, evet. Zeki Ökten. Senaryo zaten Umur Bugay falan. O Yoksul filmi Umur Bugay'ın sürekli bir arada olan insanların hikayesini anlatma derdinden dolayı mı acaba ortaya çıktı? Yani o hikayeyi biliyor musunuz? Şöyle, nasıl ortaya çıktı? Şöyle ben şunu söyleyeyim. Umur sosyal bilimlerden mezun. Sosyolog, evet. Aslında. Ama çok takipçidir. Hep onu konuşuruz kendisiyle bir araya geldiğinizde rahmetliyle. Vapurda, otobüste, nerede giderse gitse insanları inceler. Ve onun üzerine bir takım şeyler yaratır yani. O tarafı çok hassastır Umur'un. Çok şeydir yani, yapıcı ve takip edici bir insandır. Bizimkiler dizisine girdiniz. 89'da başladı dizi ama siz 92'de zannedersem. 92'nin yazlıkçılarında başladım. Ben. Yazlıkçılarda başladım. Peki dizinin başından itibaren bir rol verilmek istendi mi? Yoksa böyle aktı, seni de böyle aldı? Hikayeyi şöyle anlatayım. Ben İzmir'deydim. Yine İzmir'de yaşıyordum. Bir gün Selçuk abi rahmetli elinde bavul, bizimkiler başlamıştı. Koşa koşa otobüs terminaline gidiyor. Yakaladım. Selçuk abi nereye? İstanbul'a çekime gidiyorum. Umur çağırdı bizimkilere dedi. Ondan sonra o 3 aile çıktı, üçlü o zaman başladı işte. Hı hı. Hoşuma gitti tabii onları orada izlerken benim de. Sonra yazlıkçılar çekilecekti. Umur'la ben İstanbul'da bir iş için gitmiştim. Ya böyle yazlıkçıları çekiyoruz dedi. Ne yapacağız, ne edeceğiz dedi. Bize dedi bir tane minibüs lazım dedi. Kapalı bir minibüs. O Ercan Yazgan'la rahmetli Güzin Özüpek'in kullandığı, hı, Almanya'dan gelen, evet, minibüsleri. Evet. BMC'ye gittim burada. İzmir'deydi BMC. Onlardan sponsor olarak aldım. Zaten bu konuda da biraz onları işleyeceğim zaten içeride sizinle konuşurken ileride. O şeyi verdiler bize. Minibüsü verdiler. Oğlumla beraber. Oğlum da daha ilkokul 3'e falan gidiyordu. Onu da yanıma aldım. Beraber İstanbul'a minibüsü götürdüm. Bıraktık. Ya Mehmet dedi, sana da rol yazdım. Ne? Çoban rolü. İyi dedim, oynarım, ne yapayım. Atladık gittik işte. Kumbağa'da çekildi biliyorsunuz o zaman, evet, ilk bölümü. Orada çektik. Şöyle oluyor, bir 8 bölüm, 4 bölüm çekiyoruz, dönüyoruz, dublajını yapıyoruz. Tekrar dönüp 4 bölüm çekiyorduk. Ondan sonra dublajını yapıp dağılıyorduk. Bizimkiler başlıyordu. Yazlıkçılar bir sezonda zaten 8 bölüm değil mi? 8-10 bölüm falan çekiliyordu galiba. Yok. Hep birer bölüm çekiyorduk. Yok, şöyle bir sezonda yaz bölümleri, yazlıkçıların bir sezonluk. 8 bölüm. Tabii 8 bölüm. Bölüm. Evet. 8 bölüm çekiyorduk. Yani 8 hafta oynuyordu. Evet. Devlet dairesi gibiydik zaten. Kışın bizimkiler, yazın yazlıkçılar. Ondan sonra Umur dedi, ya burada sana ihtiyacımız var, gel dedi. Olur dedim. Ben prodüksiyona başlamıştım. Prodüksiyon işleri takip ediyordum falan. Sonra dur, sana da bir rol yazacağız. Ne? Böyle de dedi. Askerden geliyorsun. Ya bu asker kaçarsın dedi. Ve başladık. Ondan sonra 93'te ben de girdim, dahil oldum. Hem kamera arkasında, hı-hı, halkla ilişkilere bakıyordum. Koordinatör yardımcılığı yaptım. Hem o zaman koordinatör Erdoğan Tuncel miydi? Erdoğan Tuncel'di. Öncesinde sonra... Uğurtan Sayıner'di galiba. Yok, onun öncesinde. Ben, Uğurtan benden sonraydı. Sonra? Sonra ben zaten bıraktım. Neden? Uğurtan gelince ben bıraktım. Yani daha rahat olur diye, daha rahat çalışsın diye. Hı-hı. Ve sadece oyuncu olarak. Yoksa kaldım. Uğurtan abi istemedi mi? Yok, kesinlikle öyle değil. Ben ya bununla çalışamam. Yoksa onu tiyatro yapmazdım. Biliyorum. Yok yani o işin şakası, onu da analım istedim. Belki şimdi sohbetin içerisinde anacağız. Belki hatıralarını yani falan dinleyeceğiz. Kafa yapısı olarak uymuyorduk. O Çelişki zaten şeyde, oğlum adam olacak biliyorsunuz. Onu, evet, da çektik biz. Evet. İlk defa Türkiye'de stüdyoda çekim yapan bir diziydi bu. Özel stüdyolar kuruldu Taksim'de. Hatta Metin Deniz de korlarını falan her şeyi hazırlıyordu. Oğlum adam olacak diye böyle 60'lardan gelen nostaljik bir diziydi. Gece 12'de koyuyorlardı nedense o diziyi. Ondan sonra kalktı. 10 bölümlük bir diziydi. Diziyi yani. İzleyen sonra neden Cumhuriyet gece 12'de koyduğunu anlamışlardı. Cumhuriyet Gazetesi onu CD olarak yayınladı. Herkes aldı, izliyorlardı. Bayağı hoşlarına gitti insanların tabii o dizi.
Orada Uğur Tan'la beraber çalışıyorduk zaten. Yani Uğur Tan da vardı, ben de vardım. Beraber çalışıyorduk. Sonra işte 2003'e kadar oyuncu olarak kaldım ben de. Kendi şirketimi kurdum, reklam filmi çektim. Hatta Müjgan'la İzmir'de soda reklamı çektik. Müjgan'ı oynatmıştım. Hangi soda? İstediler. Var mı reklamları, duruyor mu acaba şeyde? Valla duruyordur da bir şeyde, Denizli'de imalat yapan bir soda fabrikası. Ege bölgesine pazarlama yaptığı evet. için sadece yerel kanallara verdi reklamı. Ben yapımcı ve yönetici olarak katıldım. Müjgan oyuncu olarak katıldı. İzmir için de çektik. Belirli imkanlarda. Şey mi bu acaba? Bizimkilerdeki Sony. Karakterlerle mi oynadınız yoksa reklamda? Yok yok. Bizimkiler şöyle, oyuncuların çünkü öyle bir reklamı var. Yani şöyle, Uğur zaten yüzde alıyordu öyle durumlarda. Hı hı. Yani birebir ne bileyim işte katili veya şeyi yaptığı zaman Uğur onlardan yüzde alıyordu. Haklı yani karakteri oluşan kişi. Karakteri canlı onun yarattığı karakterler. Hatta şeyde Of Çay'ın reklamını çekti, katil oynadı, markette geçiyordu. Orada şey yaptık. Sonra Aliler Ailecek o Migros reklamlarında oynadı. Bir de Bizim Ya evet, reklamında bizim oynamışlardı ya galiba. Oynadı, onu hatırlamıyorum. Hurdacı olduğu için rahmetli Savaş Yurttaş'a soba reklamı çektirdi. Ben gittim konuştum sobacılarla. Uğur Tan Sayınlar neden bir bira reklamı çekmedi? O çok enteresan. Kimse anlattı mı onu size? Off the record anlatılanlar oldu ama, anlatanlar oldu ama ben şu anlatabilirseniz çok sevinirim. Tabii, yani bu çünkü saklanacak bir şey değil. Bira şeyini gördük. Ben anlatmış için. Olmayayım, siz anlatın. Yok, bira reklamı yapıyor yani camdan habire bir geçiyor. O zamanlar biliyorsunuz buğulama yoktu. Evet. Zaten oraya gireceğim şimdi. Çok enteresan şeyler yaşadık o TRT dönemi tabii. TRT'de çok az kaldım. Yok. Ben girdikten bir sene sonra bıraktım. Buğulama yoktu dediğiniz mesela TRT. Hayır, Star'da da vardı. O dönemler buğulama yoktu. Yok, buğulamanın ötesinde bira reklamları falan serbestti. Yasak değildi. Evet, serbestti. Serbest, her şey serbestti. Rakı bile, hatta rahmetli Orhan Dede'ye ayran su koyuyor. Bir dakika, bir rakı içeceğim. Dedemiz. Rakıyla oynardı yani öyle bir şey. Evet, bira Uğur Tan reklamında çağırıyorlar. Hatırlamıyorum ismini şimdi. Ya Efes ya Tubak, başka da yok. Beraber gitmişler Ercan'la mı? Yani birileriyle gitmişler. Benim haberim yok daha. Görüşmeye gitmişler. Sonradan öğrendik biz. Oturmuşlar, konuşmuşlar. Nasıl içer? Bira nasıl? Vallahi ben bira içmem ki demiş. Ve viskiyle rakı içerim kardeşim. Şimdi neticede bunları yıllarca başarıyla oynadı bu insanlar. Ama öyle görüyorlar. Mesela yıllardır başka bir diziliğe geçtiğiniz zaman sizi hep öyle görüyorlar. Ne dikkat ederseniz yazlıkçılarda kimlik değiştiriyorduk biz. Evet. Buna rağmen de kimlikle beraber tipimiz de ben bıyık bırakıyordum. Hı. Uğur Tan peruk takıyordu ve değişik şeyler yapıyordu. Şeyin sakalını bıyığını kesiyordu. Yapıyordu. Şey var mesela Ali Uyandıran yazlıkçılarda da Sağır ve Dilsiz'i oynuyor. Evet. Ve o da o kadar başarılı oynuyor tabii. Ki hatta şey dedim. Neydi Erdinç Dinçer'le yani bizimkilerdeki Ergun'la karşılıklı diyor oynarken diyor ben o kadar diyor oynamışım ki diyor şey diyor bana Erdinç Dinçer demiş ki ya yavaş konuşur musun anlamıyorum hiç konuşmuyorum ki diyor. Ya şimdi konudan konuya atlamak istemiyorum da şeyde konu açılmışken gireyim yani o bira evet. sponsor olayı veya buğulanma olayında şimdi bütün dizilerde dikkat ederseniz arabaların markalarını bile buğuluyorlar göstermiyorlar arabaları. Dikkat edin o yok. Evet. Kapatıyorlar hemen. Volkswagen diye bilmem. Çünkü sponsorluk yok falan. Sponsorlukla alakalı yasak. Hayır reklam yapmayalım. Açık olanlar da sponsor olduktan sonra arkaya açıyorlar. Arkaya konabilirsin yani akışa koyabilirsiniz o sponsorları o önemli değil. Ama şey içinde göstermiyorlar. Hı. Bizim zamanımızda öyle bir şey yoktu. Rahat rahat her şeyi gösteriyorduk. Adı mesela bile söyleniyordu. Şeye, Erdal'a devamlı Renault araba veriyordu. Her sene Erdal arabasına ücretsiz. Yani Bugay yapım adına araba veriyorlar bize. Araba veriyorlardı altımıza. Renault arabayı kullanıyordu Erdal. Bangır bangır giriyordu. Mesela şey de öyle katil. Hı. Aykut'a da aynı şeyi değiştiriyordu yapıyordu. Değiştiriyordu arabasını. Tabii tabii. Bir de çok enteresan şeyi yaşadık. Biz sonradan öğrendik onu ama. Halil Pazarlama'nın bakkal var biliyorsunuz evet. marketi. Şimdi markette devamlı Oktay şeyin kasanın arkasında durur. Devamlı oradadır evet. ama. Bu da ya rahmeti Yalçın dikkatini çekmiş geldi bize söyledi. Her çekimde o tezgahın arkasındaki mallar değişiyor. Her hafta mı bakın. Hı. Şimdi atıyorum deterjan koymuş.
şeker koymuş. Çikolata falan bir şeyler. Çay koymuş. Meğerse marketin sahibi sponsorluk yapıyor. Bak. Bizim de dikkatimizi çekmiyor. Biz seyrediyoruz diziyi, izliyoruz, bakıyoruz, bakıyoruz. Hep şey yapar. Bunu Yalçın Yerenci'nin mi dikkatini çekti? Kimin? Evet, Yalçın'ın çekti. Ya Umurcuğum dedi, geldi bu adam dedi, bizi soyuyor, ne yapıyor? Devamlı dedi markette çay alıyormuş, pazarlamacın adamı para alıyormuş şirketlerde. Çok enteresan şeyler yapıyor. Dikkatimizi çekmemiş ama her hafta Halil pazarlama çekiliyor. Kasa arkası tezgahta bir gün çay oluyor. Bir hafta bilmem de öyle bir dikkatimiz dağıtmıştı. Dikkatimi hiç çekmemişti bizim de. Bakıyoruz biz öyle. Nahalle bakıyoruz yani. Oktay'ı seyrediyoruz. Oyuncuları seyrediyoruz yani. Bir şey var mı diye. O yüzden şey yapmadık. Bir de şeydir. Çok hassastır seyirci. Çok dikkat eder. Mesela kostüm takibine bile dikkatimizi çekiyordu bizim orada. Mesela Sıdıka bir gün yün bir ceketle giriş yapıyor. Çıkarken ceket yok sırtında. Seyirci ona dedik ya, bu hemen o baştan çekildi o sahne. Cekette tekrar dışarı çıkıyor. Şimdi özellikle günümüzde bile, özellikle geçmişteki çekim hatalarını takip eden, bak burada bir mantıksızlık var falan. Tabii rica standları var. Kostüm takibi ediyorlar. Mesela çekim hatalarınız çok oluyordu hali. Evet. Bu devamlılık hatası tabii de benim bahsettiğim çekim hataları da var. Bir de sizin tabii o sahnede gülmeden durmanız mümkün değil. Muhakkak. Halis izlediği filmi anlatıyor. Kızı nasıl kurtardım? Yani dileğe yanaşacak ya, tertibi kullanıyor falan. Orada dövmeye çalışıyor tertibi. Onu kaç tekrar da çektiniz? Çok merak ediyorum. O bayağı zorluyordu bizi de. Bir de şey var, annem rahmetli çok sıkılıyordu yazık. Seyrettikçe üzülüyormuş. Telefon açıyor bana, oğlum ne olur söyle Selçuk Bey'e de çok fazla vurmasın insan. İkide bir tokat yiyoruz. Şimdi Selçuk Ulu Ergüven sizden 8 yaş büyük. Evet. Ali Uyandıran 3 yaş büyük. Rahmetli Güzin Çoran, Selçuk Ulu Ergüven'in rahmetli değil mi? Güzin Çoran da 6 yaş büyük. Ama bu dizide hiç hissettirilmedi. Bu da dizinin başarılarından biri olsa gerek. Zaten hatırlarsanız Ali Güzin'le Selamsız Bandosu'nda oynamıştı. Tabii. Yavuklu. Orada da sevgili olmuşlardı. Sevgililer, evet. Yani sonra ana boğul oldular bizimkiler. Ondan dolayı zaten ilk başta teklif geldiğinde kabul etmekte biraz sıkıntı çıkarmışlar. Evet. Onda geçtim. Güzin Çorağan'ın annesi zannedersem Ali Uyandıran'ın coğrafya hocasıymış. Olabilir, doğrudur. Bunu Tayfun abi söyledi, Tayfun Çorağan söyledi. Biz dedi kendisine dedi, gidip gelirdi bize, biz Kibar Ali derdik kendisine. Çok kibar çok bir çocuktur dedi. Çok şeydir, efendidir. Hala öyledir. Çok evet, evet. Kibar arkadaşımızdır kendisi, sağ olsun. Mesela ya bunu da ifade edeyim, biz onunla çekim yapacağız. Ne zamandı? Aralık ayında iletişime geçtik. Dedi ki ben Bodrum'da yaşıyorum. Şimdi İstanbul'a geleceğim ama çocuklar, yani siz benim için herhangi bir masraf yapmayın. Ben zaten çekimler için Ocak ayında İstanbul'a geleceğim. Size bir gün öncesinden haber veririm. Siz kendinizi ayarlarsınız. Sizinle de 2 saat çekimi yaparız. Ben ondan sonra diğer çekime geçerim. Zaten 6 ay Bodrum'da, 6 ay İstanbul'da yaşıyor. Şu anda hala Bodrum'da. Tahmin ediyorum Kasım, Aralık gibi döner. Selçuk Ulu Ergüven, Güzin Çoran, Ali Uyandıran, Savaş Yurttaş, özellikle bunlarla çok sahneniz vardı. Biraz onlardan bahsedebilir misin? Dizideki hatıraları merak ediyorum. Kamera arkası özellikle. Ben biraz çekinirdim mezarlığa girmekten. Yani gündüz değil de gece girmekten korkardım. Hep derlerdi zaten. Açtınız mı o korkuyu? Evet. Ama şöyle, Savaş'la beraber rahmetli, gece çekimi vardı. Mezarlıkta. Gece mezarlığa giriyoruz. Bir şey arıyorduk böyle mezarlıkta. Galiba Davut Usta sizi kovduktan sonra mı bir şey oldu? Bir şeyden kaçıyorduk. Evet, evet. Mezarlığa kaçtık da gece vakti üstelik de. Acaba dedim ki ya Savaş'cığım, şimdi biz buraya giriyoruz ama ışıklar falan olacak değil mi? Kamera onlar. Olur mu dedi ki, nasıl çekecekler? Hani bir tane dedim kamera böyle saklanıp da gizli gizli mi çekecek? Daha yeni başlamıştı o zaman her dizi. Yok dedi, ışık mışık yaparlar oğlum dedi. Neden dedi? Ya serhoşlar meraşlar çıkıyormuş mezarlıklardan da, korkuyorum bir şey olmasın. Çünkü yaşamıştım ben ona bir zamanlar İstanbul'a geldiğimde. Haremden şeye geçiyorum, Karacaahmet Mezarlığı'nın içinden geçip hareme geçeceğim Üsküdar'dan, aradan böyle yola çıkacağım 5'e, oradan da İzmir'e geleceğim, bir otobüse bineceğim. 16 yaşlarındayım. Dedim ki kestirmeden gideyim, mezarlığın içinden geçeyim. Dediler ki şarkı söyle, sen bir şey olmaz demişlerdi ya, ben de şarkı söyleyerek gidiyorum.
diye bir süre sonra ağacın arkasından biri çıkıyor. Hop birader ne yapıyorsun diye. Neyse sarhoş orada yatıyormuş adam. Hmm. Bir kaçışım var benim mezarlıkta. Hortlak geldi falan dedi değil mi? Çıktım Karacahmet'ten o çıkış. Bir ürkerdim. Şimdi o ürküklük geçti de eskiden bayağı bir çekinirdim yani. Aileden gelen bir şeyimdir onu bilemiyorum. Çocukluk tabii. Travmaları evet, çok enteresan oluyor. Çocukluk travması olabilir tabii. Hepimizin vardır böyle. Dizideki ilk çekim gününüzü, ilk çektiğin sahneyi hatırlıyor musunuz? Valla şöyle oldu o. Elimde böyle bir valiz çanta gibi bir şey vardı. Ercan Yazgan böyle bir ters ters baktı bana. Ne o, kime geldiniz falan. Dedim amcama geldim. Senin amcan kim dedi. Davut dedim. Davut usta senin amcan. Tabii amcam dedim. Gel çıkalım dedi. Şimdi o da inanmıyor bu kabak kabalı. Böyle pejmurda bir adam. Askerden olduğu gibi çıkıp gelmişim tabii. Zili çaldık. Ben de tereddütteyim. Amcam beni nasıl karşılayacak? Ne yapacak? İstiyor mu istemiyor mu? Evdekiler ne durumda? Hiçbir şeyden haberim yok çünkü benim. Almanya'ya çekmiş gitmiş. Kapı çaldık. Ercan açtı. Dedi ki bu sizin yeğen. Böyle ikimiz de kalmışız. Amca ben geldim. Hayırsız orada başladı işte hayırsız. Gel bakalım falan. Bizim rahmetli kim bu Davut? Şey soruyor. Haberleri yok çünkü hiçbir şeyden. Hiç sevmedi tertibi ya. Bir kere olsun ne bileyim bir okşasa başına. Alman kültüründen geliyordu herhalde. Biraz da ondan kaynaklanıyor. Davut Usta da ilk geldiğinde bu Alman kültürünün esiri altındaydı. Şöyle ki. Daha çok Türk ama şunda, şu açıdan esiri altındaydı. Esiri demeyelim de tesiri altındaydı diyelim. Şöyle. Apartmanda bir şey bozulmuş ya da bir şey istiyorlar ustadan. Yapıyor 10 mark diyor. Şimdi onların karşılığı şey var ya. Şimdi Türklerde bir karşılığı ya bizim de işimiz falan. Mesela daha sonraları bunu açtı. Mesela bayram sonrası asansörün kayış mı kopmuş neyse onu yaptı. Borcumuz dedi. Ne borcu gözüm bu bizim de işimiz falan demeye başladı. Muhtemelen seyirciden bir tepki geldi ya da Türkiye'ye geldikten sonra o kültürün içerisinde tekrardan bir yoğruldu, özüne döndü. De olabilir. Bir şeydir yani alışkanlık o para konusu öyle ama tamamen kafa olarak Türk'tü. Hiçbir zaman dönmedi yani. Tabii tabii. Devamlı Türkçe ağırlıktaydı. Halise Bala Türkçe konuş falan diyordu yani ağırlığı oydu. Şeyde bizim Küçük İstanbul diye bir dizimiz oldu. Şovda yapmıştık. Zehra Uzunlar'la beraber yazdık hikayeyi. Kreuzberg'de geçiyor. Kreuzberg'de Berlin'de bir tarafta Küçük İstanbul yazıyor köprünün üzerinde üst geçitte. Bir tarafta Kreuzberg yazıyor. Tamamen Türk yaşıyor orada. Türkler ağırlıkta. Marketler olsun. Taksiye biniyorsunuz. Taksi diyor ki nereye gidiyorsun abi falan böyle. Öyle bir semt orası Kreuzberg. Orada çektik. Hikaye de şeydi. Bir baba tamamen çocuklarını Türkçenin dışında konuşturmuyor. Almanca falan konuş. Bu evin içinde Türkçe konuşulacak. Ağırlık o. Yani böyle tipler var. Hala var şu anda Almanya'da. Bu doğru mu? Mesela Türkiye'yi geçtim. Almanya'da mesela böyle bir şey yapılması doğru mu? Hem orada yaşayıp burada Türkçe konuşacaksınız. Şimdi bizim açımızdan bakınca hamasi bir bakış açısıyla doğru. Doğudan gidenler uyguluyor onu. Ama şey olmayınca, hamasi bir bakış açısıyla bakmayınca şöyle düşünelim. Suriyeli bir aile geliyor Türkiye'ye. Burada Arapça konuşacaksınız, Türkçe öğrenmeyeceksiniz. Bu şimdi bizim zorumuza gider değil mi? Ya burada yaşıyorsun, buranın ekmeğini yiyorsun. Ne demek Türkçe öğrenmeyeceğim, ne demek Arapça konuşacağım? Başka bir dil de olabilir şu an gündeminde olduğu için. Bakın doğudan gidenler bunu uyguluyor. Büyük şehirlerden gidenler böyle bir sistem uygulamıyor. Bir de artık Z kuşağı babasını dinlemiyor. Anne babayı dinlemiyor. Çok güzel de Almanca konuşuyorlar yani. Evet. Hem Türkçe, yarım yamalak Türkçe, düzgün bir Almanca konuşuyorlar. Diziden bize anlatacağınız hatıralar var mı? Vallahi az önce kamera arkası demiştim, hala böyle kamera arkası şeyler bekliyorum. Sizde var diye düşünüyorum çünkü. Var, bayağı halı yakmalar var. İran halısı yakıldı. Tabii, şeyde Şükrü evde, Moda'da bir çekim yapıyorduk. Kameraman arkadaşlar... Kameranın arkasında çalışan teknik ekip nedense biraz sakar davrandı o gün. Bayağı bir halıya zarar verdiler. Onu da ödemek zorunda kaldık tabii. Kameraman mı ödedi acaba? Yok biz ödedik yapımcı olarak. Bizim üzerimizin üstümüzde olan bir şey yani. Oluyor tabii kazalar oluyor her zaman. Olacak o kazalar.
alışkanlık yani. Bir şey geliyor insanlara, bir takım kazalar geliyor. Ben mesela kamera kırdım. Kameranın şeyini kırdım bir çekimde. Bizimkiler dışında. Köpek dizisi çekiyorduk. ATV'de. Evet, Osman Yağmur Deli'nin yaptığı bir dizi. O dizi de şey, Kurtlar Vadisi'ne rakip olarak çıkmıştı. Hapishane gardiyanını oynuyordum orada. Kötü bir gardiyandım. Petekkaya, Erkan Petekkaya'nın çocukluğunu ıslahindeki köpek yapan benim. Hı hı. Sonunda benim gırtlağımı parçalıyordu. Şeyde, dizinin finalinde o köpek oluyor ondan sonra işte. Hı. Orada bir Fransız kameramanımız vardı. Çok yakın plan işkence sahnesi çekiyordu. Elimde job. Öyle kendimden geçmişim ki ekranı bir tane patlattım. Şaşırdı Fransız. Çok yakın plan çekiyordu. Hı. Şöyle tutayım dedim. Elimden kaçınca gitti kameranın şeyine. Ne kadardı acaba? Vallahi onu da sormadım yani. Kesmediler hiç şeyimi. Bu rolle ilgili sizde bir çeşitlilik yapmışlar o zaman. Şimdi kötü bir adam oynadım dediniz ya. Şimdi Köpek dizisi 2004'te falan başladı galiba. 2003-2004 olması lazım. Sizde 2002'de Bizimkiler bitiyor. Şimdi yok, tamamen... oynuyordum o sırada Bizimkiler'de oynuyordum. Köpek dizisi daha sonra. Bizimkiler 2002'de bitti ama. Yok, 2003'te bitti bizim. Arada biz şova mova gidip geliyorduk. Hı hı. Yani 3 bölüm şovda oynadık. O da çok enteresandır. Hiçbir arkadaşımız onu bilmez. Şovda 3 bölüm oynadık. Kalktı dizi. Şeyin şovu sahibi Mehmet Ali Bey. Yine annesi. Çok yakın takipçimizmiş bizim diziyi. Oğluna soruyor, oğlum diyor, niye kaldırdınız diziyi? Yani yok, koyacaksınız diye tekrar aya. İki bölüm daha başladık oynamaya. Bu teyzenin sayesinde iki bölüm daha oynadık. Bu böyle bir hikaye Bir Demet Tiyatro için de söylenir. Bir Demet Tiyatro da işte başlıyor falan. Sonra bir yayından kaldırılma oluyor. Yine bu Uzanların işte annesiyle ilgili bir hikaye var. Ne derece doğru bilmiyorum. Niye kaldırdınız diyor. İşte reyting olmuş. Ben izliyordum falan. Yok, Uzanların biz iyiydik. Uzanlarda bir problemimiz yoktu yani. Şeyden kaynaklanıyor tabii. Parasal yönlerden kaynaklanıyor bir takım şeyler. TRT'den ayrılmamızın bir nedeni de oydu yani. O zamanlar Tayfun Bey başındaydı beyefendi. Çok düşük bir rakam önerdi. O rakamlarla çalışmadık. Star'a geçtik biz de. Star'a geçtik. Star'da başladık. Bir o zamanki koordinatör olarak... dizideki bu iç mekanlar değişiyordu ya sürekli, evler vesaire falan da değişiyordu. Evet. Bunların sebebi mesela az önce bir halı yakma falan dediniz. Bu tip şeyler miydi yoksa başka sebepler var mıydı? Tabii bu tip sebeplerden kaynaklanıyor zaten bazı mekanlar. Evet, o tip değişti. Bazıları ev sahibi rahatsız oluyordu bir süre sonra. Hı hı. Genelde biz şey yapmaya çalıştık. Elimizden geldiğince tanıdık kişilerin mekanlarını şey yapalım dedik. Sonra alt katta bir boş daire vardı. Orayı satın aldık. Hem lokal hem doktor muayenehanesi olarak kullandık orayı. Türkan Muayenehane diye. Güler Ökten orada çalışıyordu. Şeyler memnundu bizden. Yani Sabri, zaten orada 3 tane gerçek mekan vardı. Sabri Bey yöneticisinin evi. Yukarıda Cemil'in evi. Katil'in evi. Bir de en üst katta da sonradan gelen Rutkaylar'ı çekiyorduk. Hepsi o apartmanın içinde miydi? Tabii. İç mekanlar çünkü başka bir apartmanda mı? Mesela Rutkaya'nın evi o apartmanda mıydı içi? Şükrü ev başka bir mekanda çekiliyordu. Evet. Ondan sonra Mine'lerin evi başka bir mekanda çekiliyordu. Şeyi çok değiştirdik mesela. Büro olayı çok değişti. Acayip değil. Neredeyse her sezon değişiyordu. Cumartesileri. Önce bir Anadolu yakasında başladık. Sonra Avrupa yakasına geçtik. Sonra başka bir yere geçtik. Yani büroda problem çıkıyor ki hafta sonları tatil olduğu için oraları tercih ediyorduk ama nedense hep şikayet etmeye başladık. Bir dönem büro sahneleri Cumhuriyet Gazetesi binasında bir ofise çekildi falan deniyordu. Yok. Doğru hiç mu? Orada çalışmadık. Hiç orada olmadı. Orada çalışmadık. Büro sahnelerinin değişme sebebi neydi? Ertesi güne zorluk çıkarıyorlar falan diye bir takım şeyler oldu. Aslında hiçbir problem yoktu yani. Temizleyip bırakıyorduk bir de. Üstüne üstlük. Tabii herkesin evrakları var, şeyleri var. Kurcalanabilir, bir takım olaylar olabilir diye. Fazla şey yapmadılar. Üzerinde durmadılar. Biz de durmadık. Devamlı yer değiştirdik yani.
Zihni Göktay ile Halit'in oturduğu bölüm o çekilen de o apartmanda çekilen. Bir tek Şale Apartmanı rahatsız olmamış nedense. Onlar güzel para alıyorlardı. Binayı boyatıyorduk, her türlü şey yapıyorduk. Zaten şey, apartman içi var ya, girişi. Onu başka bir apartmanda çekiyorduk. Evet, zaten içeride daha asansör yok. Daha genişti orası, daha kullanışlıydı. Hı hı. Onu orada çekiyorduk. Yani ben Şale Apartmanı'nın önünde de böyle bir dış çekim olarak açıkta bir röportaj yaptık Özgür Yelence ile. Sonra oradaki sakinlerden Nesin Hanım vardı, Cemil'in evinin sahibi. Onunla da konuştuk. Elbette rahatsızlıklar falan oluyormuş ama bunu çok fazla hani bitirme noktasına getirmeden, yansıtmadan halletmişler. Belki de hani onların da biraz özverisiyle olan yok, bir şeydi. Yok şöyle bakın, çekimden sonra temizliklerini yapıyorduk dairelerin. Sonra bakımlarını yapıyorduk, boya badana işlerini yapıyorduk, her türlü şeylerini. Yani imkanımızı elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışıyorduk onlara. Onlar da memnunlar yani, pek şikayet edenler olmadı. Her sene değişik rakamlar istiyorlardı, veriyorduk iş. Şey yapmadık yani, onları mağdur bırakmadık o konuda. Alan memnun, satan memnundu yani bir yerde. Sizin Davut Usta'nın dükkanı da değişti. Dükkan değişti şöyle, o ilk çekim yaptığımız yer bisikletçi oldu sonra orası. Mal sahibiyle bir problem vardı. Daha bir geniş. Yani çekim yerlerinin değişmesi de hikayelerin gelişmesi ve daha geniş yerlere ihtiyaç hissetmemizden ötürüdür. Yani mekanları biraz daha genişledik. Mesela dikkat ederseniz ilk ön tarafta bir parkın, otoparkın içindeydi dükkan. Ondan sonraki bölüm arka tarafa geçtik. Manavla iç içe olduk. İşte şey geldi, Bin Nur geldi, konfeksiyon yan tarafa. Küçüktü ama o dükkanlar, içinde zor çekim yapılıyordu. O yüzden daha geniş mekanı, nasıl olsa birlik gösterebilme imkanımız olduğu için bir arada daha geniş bir yere geçtik. Zaten sonra da baktık ki konfeksiyondan ayrıldık. Bin Nur'u yanımıza sekreter olarak aldık. Ondan sonra şeyde rahmetli Tuncay da pilavcılığa başladı. Manavlığı bıraktı biliyorsunuz. Evet. Manavı da kapattık o bahaneyle. Böyle bir rolleri değiştirerek, karakterler aynı kalarak rollerin şeyi değişik, sistemi değiştiriyorduk yani. Değişmiş. Dükkan müteahhite satılmış. Evet. Genelde öyle. Şimdi TRT'den Star'a geçtikten sonra bir tek ben mi böyle düşünüyorum bilmiyorum ama birçok kişi de böyle düşünüyordur. Star'a geçtikten sonra dizi bir anda böyle bıçakla kesilmiş gibi olmasa da Şükrü ve ailesinin dizisi olmaktan çıkıp artık Davut Usta, onun etrafındaki kişiler, ofis ve işte Savaş Yurttaş, Halil Market falan, onların dizisi olmaya başladı. Bu gözle görülür bir şekilde gerçekten hissediliyor. Şükrülerin sahneleri daha da az olmaya başladı. Halis Tertip sahneleri daha fazla olmaya başladı. Ofisteki Ergun Bey'in Abbas'la beraber işte sahneleri daha fazla olmaya başladı. Bunu siz de böyle düşünüyor musunuz bilmiyorum ya da sebebi nedir bunun? Şimdi şöyle bakın, anlatıyorsunuz çok güzel. Şükrü Bey işte kardeşi, aile 3 tane 4 tane aile var dizide değil mi? Şimdi şeyler geldi, Almancılar geldi, rolleri azaldı arkadaşlarım. Bütün şey o. Ben girdim, bu sefer 4-5 kişi ayaklandı. Umura baskın yaptılar, ne işi var diye. Şey çaldık, sahne çaldık onlardan, zaman çaldık. Yani. Anlatabiliyor muyum? Bir tek işte bu olaylarımızı yaşadık. Ama yani bence iyi, yanlış şeylerdi bunlar. Yani sizin 55 dakika dizi bizim biliyorsunuz 55 sayfaydı. Şimdi 200 sayfa falan çekiyorlar. Gece sabahlara kadar çalışıyorlar arkadaşlar. Biz 55 dakikayı sabah 8'de başlayıp akşam 5'te bitiriyorduk. Gece çekimleri olursa ayrıydı. Yani 55 dakikalık dizide sizin 55 sayfada 20 sayfada sizin rolünüz var. Atıyorum 30 sayfada, 35 sayfada diğer karakterlerin rolü var. Siz diğer karakterler girdikçe o 20 sayfa 5 sayfaya, 10 sayfaya, 7 sayfaya düşüyor. Zamandan kısıtlanıyorsunuz. Daha az görünüyorsunuz kamera önünde. Olay bu. Niye ben daha çok görünmeyeyim? Hesabı var. Yani o kadar enteresan şeyler yaşadık ki biz.
Şimdi Ercan Yazgan kapıcıyı oynuyor. Salih Kalyon tak tak. Evet. Tamam mı? Şimdi kamera burada ikili çekim yapıyorlar. Çekiliyor. Tekli çekime geliyorlar. Tekli çekimler yapıyorlar. Salih Kalyon'un lafını söylerken Ercan'ı gösteriyor. Salih fıttırıyor. Ya kardeşim, ben konuşuyorum, beni niye göstermiyorsun? Daha çok mesela Ercan'ı göstermeye çalışıyor kamera. Bu da tabii çekim, reji bir takım problemlerden kaynaklı. Ercan Yazgan ya maaşı gösteriyordu sanki. Ya, olur mu öyle? Maaşık. Maaşık da bizden fazla rol alıyordu yani. Evet. Bayağı biz kıskısına kıskanıyorduk. Yani neredeyse dizinin bütün bölümlerinde vardı Nevzat Çankara. Çok iyi bir şeyimiz, papağanımızdı ya. Zaten şeydi, Nevzat'ın eşi Şemsay kulaklar içindesin, onların da kapıcının çocuklarını konuşuyor. Evet. Şemsay. Çocuklar tabii konuşmuyordu önceden de. Konuşmaya başladıktan sonra da biraz açıldılar. Evet, diyor, konuşmaya başladıktan evet. Sonra rol yazıldıktan zaten sonra Şemsay'ın sesini seslendirdi. Sesli çekim başladı, mertlik bozuldu. Evet. Dublajda güzel oluyordu. Gülüyorduk, eğleniyorduk. Sesli de daha tabii şey yapabiliyorsun. Yani kesip baştan alıyorsun. O imkanlar da var da. Dublajda rahat oluyordu. Pazartesi de dublajımız oluyordu genelde. Hı-hı. Siz seviyorsunuz o zaman dublajı. Evet, hoşumuza gidiyor. Bir araya geliyorduk. O açıdan. Oradan çıkıp hemen gezmeye çıkıyorduk. Çiçek bara gidiyoruz. Kebapçıya gidiyoruz falan böyle. Rahmetli Savaş'ım da Ankara'dan geliyordu. 2 günlük çekim olup sonra dönüyordu Ankara'ya. Yataklı. Ankara'da mı yaşıyordu? Gidiyordu. Tabii. Eşi de Ankara'daydı. Ankara'da yaşıyordu Savaş. Hı. Çekimleri Ankara'dan geliyordu. Yataklıyla geliyordu. Hatta bir ara bu TRT'den bizi çıkaracakları zaman biz bir şeye gittik. Meclise gittik. Dilekçe hazırladık. Milletvekillerini dolaştık. TRT'den kaldırmasınlar falan diye. Savaş'la yataklıyla seyahat ettik. Sabaha kadar oturduk. Uyumadık böyle trende. Oo, ne hoş sohbet adamdır şimdi. Onun sesi de zaten öyle bir sesi, öyle bir tonlaması var ki sabaha kadar dinletiyor kendini. Evet. Gerçekten sabaha kadar konuşsa oturup dinlersin. Rahmetli Adnan Kahveci İngiltere'ye gönderdi onu, biliyorsunuz, ameliyata. Gırtlak ameliyatı oldu o. Hı hı. Ondan sonra zaten hep Savaş'ın sesi hep kalındı. Yani Ankara Sanat'ta, sonra bizde halk oyuncularında da öyleydi. Hiç değişmedi sesi Savaş'ın. Gırtlaktan geliyordu ses. Onun vefat sürecinden biraz bahsedebilir misiniz? Dizi devam ederken vefat edenlerden biriydi. Dizi bittikten sonra vefat etti Savaş. 2002'de Nisan'da vefat etti. Yani şöyle oldu. Dayanamadı. Alışmıştı Savaş. Hı. İstanbul'a gelip dizide oynamaya. Onun için bir değişiklikti o. Yani Savaş'ın diziden, yani dizinin bitmesi, Savaş'ın İstanbul'da, Ankara'da kalması onu çok etkiledi. Çok koydu ona o. Yani birlikte oluyorduk, eğleniyorduk, vakit geçiriyordu. Çok iyi oyalanıyordu çekim zamanları. Dizi bitti, Savaş da morali çok bozuldu. Hı. O yüzden o arkadaşımızı öyle kaybettik. Allah rahmet eylesin. Hı. Sizin Savaş Yurttaş'ta olan sahneleriniz, özellikle tertibin Alman gelinini yırtması, patlatması falan çok iyi. Bir türlü bulamadı bana. Habire fotoğraf getiriyordu. Hayır, Halis Almanya'dan Alman gelini getirmişti. Evet. O da tamir edeceğim ayağını tamamen mahvetmişti. Benim en çok hoşuma giden, geçenlerde göndermiş bizimkiler, disarenler, arkadaşlar da. Elimde çanta, yukarıdan aşağı iniyorum. Amcam soruyor, nereye gidiyorsun? Hayırsız diyor. Ebru Şallı'ya gidiyorum amca diyor. Nasıl gidiyorsun? Telefon açtı amca diyor. Nasıl gideceksin oğlum diyor. Giderim amca. Nerede oturuyormuş? Ankara'da amca diyor. Nasıl gideceksin? Yürüye giderim amca. Ya Galip yeri geliyor Halis'ten daha da akılsız bir karakter oluyordu ya. Gerçekten. Ama Halis de onu çok kullanıyordu. Evet. Ve bir kere aldık çantayı, çıktık gidiyoruz. Ne yapacağız dedik. Boş ver dedi. Gidelim dedi, bir sinemaya film seyredelim. Nereye? Kadıköy'de sinemaya gittik. Elimizde çanta. Seks filmine gittik. Kapıdan bir çıktık, amcam kapıda bizi bekliyor. Şimdi dizinin Ayton Sert'in oynadığı bölümler vardı. O bölümler neden yok? Nerede onlar? Valla hatırlamıyorum. Yani niye kaldırdılar, ne oldu onu bir türlü. Özellikle 96 Aralık, hadi 97 Ocak çok az diyelim. Ayton çok az oynadı. Yok, özellikle 96 Aralık
ve 97 Haziran arası bölümler yok. Toplamda birileri toplamış galiba 40'a yakın bölüm internette yok. Şöyle söyleyeyim, rahmetli Umur onları bir şirkete verdi. O şirket pazarlıyordu yerel kanalları. Hı hı. Sonra Umur vefat ettikten sonra hala devam ettiğine göre o çocuklara yapıyor herhalde işi. Bilemiyorum. Ama şöyle, ben onu şöyle izah edeyim size. Şimdi biz kaseti alıyorum ben. Cuma günü kaset elimde. Kaseti, çektiğimiz bölümün kasetini Star'a götürüyorum. O TRT'deyken postayla, kargoyla gönderiyorduk. Elde götürüyorum Star'a. Veriyorum, çekimi alıyorum. Bir önceki yayının kasetini alıp geliyorum. Tekrar yok bizde. Yani tekrar yayınlama diye bir olayımız yok. Kopyalama yapmış olamaz mı? İşte orada kaybolmuş olabilir. Yani bizde kaybolmuş olabilir. Bugay'da kaybolmuş olabilir o bölümler. Çünkü hepsi bizim elimizde. Bugay'da onlar. Ya şey yaparken, dağıtımı yaparken mi bir aksilik oldu onu bilemem. Ama şöyle söyleyeyim, şeyde Star'da veya Show'da veya TRT'de TRT'de kaldı. TRT şu an eski bölümleri yayınlıyor zaten Nostalji kanalında. 216 i̇şte bölüm yayınladı. 216 bölümün tamamını kendi arşivinden yayınladı. Diğer Star ve Show TV bölümleri de yayınlanıyor ama o kayıp bölümler muamma olarak devam ediyor. Bir türlü bulamadık şeyi, izini. Şu Davut Usta'nın ev çekiminin yapıldığı yer yine benzer. Aynı Fener sokak, yolundaydı. Fener yolunda. Fener yolunda, tren yoluna yakın bir yerdeydi. Hatta tren sesi falan gelince durduruyorduk. Yani sesli çekim yaptığımız dönemler. Genelde yıllarca orayı kullan, yani bitinceye kadar hep o evi kullandık. Ev sahibiyle çok iyi anlaşıyorduk hanımefendiyle. Bayağı iyiydi. Abadi de bizi çok seviyordu. Abadi de o ev sahibinin köpeğiydi, evet, değil mi? Ev sahibinin köpeği. Ölünceye kadar Abadi, bir sonra öldü. Onun benzerini bir tane bulduk. Dizi devam ederken öldü, değil mi? Evet, devam ederken öldü. Son 2-3 sene galiba dublörünü kullandık Abadi'nin. Başka bir köpek geldi. Başka bir köpek. Ama o da uyum sağladı yani. Hiç çekinmiyordu. O cins köpeklerde sadık oluyorlar. Sevimli oluyorlar. Şeyi çok enteresandır. Çaktırmadan Ali ile biz Abadi'yi beslerdik yemek sahnelerinde falan. Abadi böyle gelir ikimizin arasındadır. Yalçın abi, hocam ne olur beslemeyin şunu yani. Abadi'nin de besinlerinden, evet, tertip yemişti. Evet. Çok aç kalıyor çünkü. Ucundan aldım amca. O da çok böyle herkesin diline pelesenk olmuş sahnelerden biridir. Gelen yorumlarla böyle biraz baktım da dizinin sahnelerine falan. Tertip çarpım tablosunu ezberledim ha. Evet, hep onu soruyor. Soruyorlar mı size? 6 kere 8, 68 amca Almanya'dan falan. Almanya'dan kızım geldi geçenlerde, orada yaşıyor onlar. Ona fotoğraf çektirdim, paylaştım. Ne zaman evlendiğinde kızın oldu diye soruyorlar. Hüseyin abi sonunda kız bulmuş. Sizi gördüğünde sokaktaki vatandaş, tanıyanlar oluyordur haliyle. Şimdi yok, şöyle bakıyorlar, düz bakıyorlar yani. Bir yerden tanıyorum diyor. Bir yerden diye tanıyor ama sormuyor, utanıyor. Tanıyan da ben sizi bir yerden tanıyor muyum diyor. Yaşadığım asker arkadaşı olabilir miyiz? Askerliğini nerede yaptın diyorum. Sonra takılıyorum kendisine. 4 sene yaptım ben askerliğini. Tamam hatırladım falan diye. Şey, peki galip olduğunuzu bilenler ne söylüyorlar? Mesela bizimkilerle ilgili en çok hatırladıkları şey ne? Tiyatroda finalde tanıtıyoruz birbirimizi şöyle falan diye. Oynuyorum. Şeyden sonra perde bitiyor. Geliyor seyirci. Tamam şimdi tanıdık. Biraz geç oldu ama olsun diyor. Bizimkiler ekibinden görüştüğünüz kimse var mı? Ali ile çıktık, görüşüyorum. Tayfun'la görüşüyorum. Diğer arkadaşlarla koptuk yani. Zaten pek bir araya gelemiyoruz. Ben sizin telefonunuzu zaten Tayfun Çoran'dan almıştım. Tayfun'da var, Ali'de var telefonu. Binur'la mesajlaşıyoruz falan böyle. İstanbul'a gittiğimde Ali ile de artık bir araya geliyoruz. Ali de İstanbul'da olursa. Yani birdenbire dağıldık, koptuk. Pek şey değildik yani, o şey içinde bir aradaydık da. Zaten şeydi, bizimkiler ekibi olarak da belirli bir grup vardı. Herkes kendi grubuyla. Mesela Ercan, Uğurtan falan bir gruptu. Sabriye Kara.
Ondan sonra biz Ali, ben, Selçuk, Güzin, Tayfun falan bir gruptuk böyle. Herkes kendini bir gruba ayırmıştı. Savaş bir aradaydık. Yani gruplar halinde eğleniyorduk, geziyorduk yani. Herkes kendi halinde. Ama kamera önünde yine birlikteydik o grupla. Belki de ondan kaynaklanıyordu yani. Ama şey de öyleydi yani, Şükrü olsun, Ayşeler de öyleydi, Rüzgânlar da kendi aralarında görüşüyorlardı onlar. Sanki hakikaten böyle ayrı ayrı ailelermişiz gibi davranıyor. Bir aile oluşmuş orada yani. Evet, o dizideki aileler, ben kendi hani, aralarında bir aile oluşturdular. Ekseriyette yani. Sanki gerçekmiş gibi yaşıyorlar. Tamamına yakınıyla işte röportaj yaptık. Dediğiniz gibi ben bu soruyu ekseriyette sormaya çalışıyorum. Genelde dizideki aileler ya da işte dizideki birliktelikler, beraber sahneler, kimin neyse onunla işte daha ziyade görüşüyorlar. Evet. Mesela bir araya gelebiliyorlar, oturup bir yerde bir şeyler içebiliyorlar, çay kahve içiyorlar, bir kafede toplanıyorlar, oturuyorlar boş zamanlarında değerlendiriyorlar. Biz de öyleydik yani. Hiç kokmazdık. Şöyle akşamlar herkes kendi evine çekiliyordu. Yani gündüz çekim erken bittiyse yine birlikteliğimiz devam ediyordu. Akşam Savaş Ankara'ya dönüyordu. Devamlı yoksa başka bir bölümde, o yani devamı başka bir sahnede yoksa fazla kalmıyordu. 2-3 gün kalıp Savaş Ankara'ya dönüyordu. Hepimiz kendi evlerimize çekip hafta sonları beraber dolaşıyorduk yani. Pikniklere gidiyorduk, geziyorduk. Değişik yerlere gidiyorduk. Daha çok Ali'nin Sıla'da evi vardı, oraya gidiyorduk. Tayfun'la Güzin de oradaydı, Burhaniye gelmeden önce. Belgrad Ormanı'na pikniğe gidiyorduk veya ne bileyim Riva'ya, Miva'ya, Şile'nin o taraflara falan gidiyorduk veya hafta sonları. Değişik şeyler yaşıyorduk. Yani yine birlikte yaşamaya çalışıyorduk hafta sonları. Zaten vefat edenler de oldu haliyle. Çok fazla vefatımız oldu canım. En son Tuncay'ı kaybettik. Bir şey yoktu Tuncay'ın ama kalpten o da. Biz Aralık'ta onunla çekim yaptık. Aralık'ta konuştuğumuzda hani kendisinden değil, annesinden galiba, annesinin sağlık problemlerinden bahsediyordu. Hani her insanın yaşayabileceği rutin sağlık sıkıntılarından bahsetti ama özellikle böyle kalp vesaire bu gibi bir şeyden bahsetmemişti. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Peki ben çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Programımıza katıldığınız için büyük vuslatı nihayet gerçekleştirdik. Çok güzel olduğuna eminim. İzleyenler de eminim ilk defa duyacağı şeyler vardır program ben içerisinde. Ben teşekkür ederim ki buraya kadar zahmet ettiğiniz için. Estağfurullah. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Söyleyeceğiniz bir şey varsa izleyicilerimize. Tüm İzmir, bizim İzmir'den bizimkiler dizisi ve tüm dostlarına saygılar, sevgiler sunuyorum. Hoşça kalın, iyilikle kalın. Teşekkürler. Bizimkiler oyuncularıyla yaptığımız programlar serisinde bugün sevgili Mehmet Güler başlığıyla Bizimkiler dizisinin galibiyle beraberdik. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Herkese hayırlı günler.